ben. Ben anneyim. Yıllardır evlatını arayan bir anne. O iki çocuktan biri. Yaz ya da Sinan. Kardeş mardeş yok. Hazım Bey hiçbir şey değil. Anlıyor musun? Benim. O ikisinden biri. Ne diyorsun sen ya? Sen ne dediğini kulağın duyuyor mu senin? O ikisinden biri benim. Bu aileye ait değil. Ve ben hangisi evladımsa bulacağım. Çok saçma. Çok saçma. Evirdin, çevirdin. Sonunda ne olduğunu öğrendin. Şimdi sırrım dudaklarının arasında. Ya aşağıya iner dürüst olursun. Ya da önümden çekilirsin. Oğlum hangisiyse öğrenirim. Ne yapacaksın? Söyle. Ne yapacaksın? Peki bu şeyin doğruluğundan emin miyiz? O şey dediğin DNA testi raporu Sinancığım. Tamam hadi ne bekliyoruz? Hadi gidelim. Hadi. İlk defa doğru bir şey dedin. Hadi. O ikisinden biri benim. Hazan iyi misin? Size... Seninle konuşmamız gereken şeyler var. Evet. Konuşmamız lazım. Onunla değil Yağız'cığım, kardeşiyle. Ne? Kardeşimle... Üzgünüm. Hepsinin burnundan fikir fitil getireceğim gör bak. Hepsinin. Bu lafları kim çıkarttıysa o gazeteleri yedireceğim, yutturacağım onlara gör bak sen. Uzatma anne. Üstüne gitmeni istemiyorum lütfen. Öyle bir üstüne gideceğiz ki. Hangi yüzle ya? Hangi yüzle üstüne gideceğiz biz?
Kalk ayağa, kalk. Kalk, böyle oturarak bir şey halledemeyiz. Bak, böyle oturduğun zaman suç benim demiş oluyorsun, kabullenmiş oluyorsun. Olmaz. Hadi kızım, kalk ayağa. Kalk. Göğsümüzü gere gere arayacağız bu avukatı, tamam mı? Bu köpek balıklarına da, bu haberleri yapanlara da haddini bildireceğiz. Gör bak. Haddini bildireceğiz bunlara. Hadi. Yürü. Hah. Yürü, yürü kızım sen. Ece. Ne yaptığını anlayamadıysam ben söyleyeyim. Kardeşin karnındaki bebeği Hazım Bey'e kakalamış. Yasemin, kes sesini. Ne kes Yasemin, ne kes yani? Ne yapacağız burada, Hazan Hanım'ı mı avutacağız? Yoksa ailemizin hakkını mı savunacağız, ne yapacağız? Ya kız, üzgün görmüyor musun sen? Tamam, sakin. Hazan, ben şimdi Ece'yi çağırttırıyorum buraya. Hayır. Hayır, önce ben konuşacağım. İyi de bu bizim meselemiz. O da benim kardeşim. Karnındaki de benim yeğenim. Ne olmuş yeğenine? Yeğenine ne olmuş? Cevap versene. Elindeki? Bu elindeki ne diye soruyorum sana. Bir şey olmuş. Neden bana söylemedin? Yok kızım, bir şey yok. Bana, ablana neden söylemedin? O elindeki ne abla? Yeter artık. Karnındaki bebeğin Hazım Bey'den olmadığını biliyoruz. Anne. Cem. Kızım. Hadi bakalım Hasan Hanım, biraz da kardeşinle uğraş. Benim de yakamdan düş bakalım. Günaydın aşkım. Senin dün gece. Dün gece yine hayatımızın ilk gecesiydi. Dur, dur, dur. Değiştiremeyecek. Ne yaptın? Tamam kızım. Tamam, sakin ol. Geçti yavrum. Geçti. Bunların hepsinin hesabını soracağız. Tek tek hepsinden. Siz kime neyin hesabını soruyorsunuz Fazilet Hanım? Ha?
Selin, hemen eve gelmen lazım. Mirasla ilgili çok önemli bir mesele var. Kocanı da alıp hemen gel. Anlamadım. Ben neden kocamı getiriyormuşum? Ne çeviriyorsun sen ya? Kocanın bir şeylere imza atması falan gerekiyormuş işte. Hemen gel hadi. Ne alaka ya? Ne imzası? Hayatım hemen gel, yoksa çok pişman olursun. Hadi. Tuzak kurdunuz. Hepiniz bize tuzak kurdunuz. Tuzak kurdunuz diyor ya. Bize diyor, tuzak kurdunuz diyor ya. İsterseniz daha fazla uzatmayın da midemiz bulanmasın. Mide mi? Yok. O kalmadı bizde. Ne midesinden bahsediyorsun sen be? Öz babanızın mezarını açtırırken mide var mıydı sizde? Evet, doğru söylediniz. Fazilet Hanım, öz babamız. Bizim babamız, öz babamız. Size yedirtmediğimiz öz babamız. Kalk gidelim Edir, ne olur kalk gidelim. Hileyle, hurdayla kızımı teste soktunuz. Bu yaptığınız kanunsuzluk. Öz babanızın mezarını açtırdınız. Ya cahilsek, bir şey bilmiyorsak aptal değiliz. Ben bu testi kabul etmiyorum efendiler. Duydunuz mu beni? Kabul etmiyorum. Hala kabul etmiyorum diyor, delireceğim hala. Ya. Aha işte ağzımın içine içini söylemiyorum. Aha bak, bağıra bağıra söylüyorum. Ben bu testi kabul etmiyorum. Hadi anne. Bakalım. Anne falan deme bana. Sen sus. Ya biz hala niye uzatıyoruz ya? Ha? Bitti bitti, oyununuz bitti artık. Asıl oyunu siz oynadınız bize. Sizin bu oynadığınız şeydir asıl oyun. Tamam, cesaretiniz varsa haklarınız ortada. Buyurun dava açın hadi. Ama tabii babalık davası açamazsınız. Cesaret neymiş ben size göstereceğim. Göreceksiniz cesareti. Cesaret neymiş hepinize göstereceğim. Çağırın avukatı. Çağırın. Tek tek bu yaptıklarınızı sorun bakalım. Bu hukuksuzluk muymuş? Neymiş bu yaptığınız şey? Suç değil miymiş? Sorun. Ece, bak beni iyi dinle. Ben senin yerinde olsam şimdi annemin elini bırakır, hemen çocuğumun babasını bulurum. Tamam. Benim bebeğimin babası Hazım. Hazım. Benim bebeğimin babası Hazım. Duydun mu beni? Duydun mu? Hazım diyorum, Hazım! Sen duydun mu? Kardeşinin babası kimmiş? Sen söyle! Sakin ol. Kardeşinin babası kimmiş? Sakin ol! Siz, siz hepiniz elinizden geleni ardınıza koymayın. Ben bebeğimin babasının kim olduğunu çok iyi biliyorum. Benim bebeğimin babası Hazım Egemen. Ve bunu hiçbir şey değiştiremez. Hiçbir şey! Ece. Sabaha kadar babalık testinin sonucunu okuyabilirsin. Buyur. Ece, kendine gel. Benim bebeğimin babası Hazım. Tamam. Hepinize soracağım bunun hesabını. Duydunuz mu beni? Tek tek hepinize bunun hesabını soracağım. Görürsünüz siz. Buraya kadar. Her şeyi anlatacaksın bana. Asıl sen her şeyi anlatıyorsun. Bebeğinin babası Hazım. Haberin vardı değil mi? Ha? Haberin vardı, biliyordun. Dün oldu. Sen de yanlarındaydın. Ha? Suç ortağı oldun onlarla, öyle mi? Göz göre göre kardeşine kumpas kurulmasına izin verdin. Onlarla birlikte hareket ettin. Bana başka çare bırakmadınız. Yazıklar olsun be. Senin gibi ablaya da, ablalığına da yazıklar olsun. Senin gibi anneye ne olsun peki? Ha? Konuşturma şimdi beni. Burada sen, ben susacağız. Bu kız konuşacak artık. Konuşacaksın Ece, duydun mu beni? Konuşacaksın artık. Gerçekten. Gerçekten biliyordun ve benden sakladın. Sakın. Sakın şimdi beni suçlamaya kalkma. Sen o köpek balıklarıyla hareket ettin Hazan ve bizi sırtımızdan vurdun. Ha, yeter. Bir kere de kabahatinle otur ya. Dünden beri ne olacağını sen biliyordun. Bu kadar mı? Bu kadar mı Ece? Ağzını açıp beni suçlamaktan başka bir şey söylemeyecek misin? Bu kadar mı? Ve Ece yine susar. Susmayacaksın. Susan soba hale geldin zaten. O bebeğin babasının kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Hazan! Hala inkar mı edeceksiniz? Adamlar test yaptı, test. Ya bitti. Bitti artık, her şey bitti. Bebeğin babası Hazım Egemen değil. Kim olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.
hayatım, biraz rahatlasana. Selim, ben niye geliyorum yani böyle zırt pırt? Ne işin var burada? Yani bilmiyorum. Senin de gelmen gerekiyormuş. Yasal bir işlem, imza vermen lazımmış mirasla ilgili. Selim, miras senin, baba senin. Ben nereye imza atıyorum? Gelince öğreneceğiz. Çok gerginsin ya. Rahatla. Ya görmüyor musun? Biz artık kabullendiler. Biz artık bir aileyiz. Selim, bizim konuşmamız lazım. Biz artık tam bir aileyiz. Hadi neyi bekliyoruz onları def etmek için? Önce bir avukatla konuşmak lazım. Harika. O ana kız gözünüzün önünde babanızı çıtır çıtır yediler. Biz de avukattan izin bekleyeceğiz, öyle mi? Hı? İşte o kadar kolay değil. Kızın da burada yasal hakkı var. Bir aylık evlilikten doğan yasal haklar. Harika. Bununla uğraşacağız Yağız. Bu yaptıklarından sonra yasalar onların tarafında olacak hali yok ya. Önemli olan babamı kurtarmaktı. Kurtardık. Babanızın onurunu kurtardık. Peki hakkınız olan milyoncuklar ne olacak ha? Ne olmuş babamın milyoncuklarına? Bunlar nereden çıktı ya? Siz çağırdınız bizi. Ben çağırdım hayatım. Çünkü bence bu konuda aydınlanmak en çok Selin'in hakkı. Ne diyorsun sen ya? Niye bakıyorsunuz benim kocama? Selin, ben dışarıda bekliyorum. Sen hiçbir yere gidemezsin hayat. Yasemin, yavaş. Ne kadar hızlı, o kadar acısız değil mi? Ne geveliyorsun sen Yasemin? Müjdemi isterim hayatım. Küçük cici annenin karnındaki bebek babandan değilmiş. Ve bil bakalım yeni baba adayımız kim? Konuşmayacak mısın Ece? Ablana bile konuşmayacak mısın? Olmaz olsun senin gibi abla be. Olmaz olsun. Anne, sen engelliyorsun bu kızı. Bu kızın gerçek dünyaya dönmesini sen engelliyorsun. Vurayım mı yüzünüze? Ha? Yüzünüze mi vurmam lazım? Bunu mu istiyorsunuz? Bunu mu istiyorsun Ece? Böyle mi konuşturacağım ben seni? Ne zaman Yasin'le kaçtın sen? Ha? Ne zaman kaçtın? O iki gün, o gece... O gece neler yaşadığımızı hiçbirimiz unutmadı gece. Hepimizi kandırdınız ya. Beni kandırdın, beni. Ya her şeyi geçtim, sen kendini kandırmayı ne zaman öğrendin Ece? Bırak şu kızı artık, bırak! Allah, elimde kalacaksa yeter artık, çık dışarı. Çık şimdi, sen biz yalnız bırak kız beni, çık dışarı. Bırak beni kız, hadi. Bırak beni dedim sana. Aç kapıyı. Bana bak. Aç şu kapıyı. Seni dinliyorum. Her şeyi anlatacaksın ablam. Aç şu kapıyı diyorum sana. Ne diyorsunuz siz ya? Ne demek istiyorsunuz benim kocama? Bir dakika, bir dakika. Ece mi söyledi bunu size? Ha? Ece mi söyledi? Yasin, bunlar kafayı yemiş. Yok öyle bir şey. Saçmalama. Selin, çok merak ediyorsan kocan 3 ay önce ne yapmış sorabilirsin. Yasin, ne diyor abi? Ece mi söyledi Yasin, ya? Yasin, Yasin! Git muhatabınla konuş. Selin, tamam. Nerede Ece? Yasin, hayır! Yasin, hayır gitme! Yasin, gitme! Lütfen gitme! Selin, Yasin, yapayım? Burada kal! Selin, Yasin, bırak! Yasin, hayır! Bırak, Yasin, bırak, gidemezsin! Tamam, Selin! Yasin, Ece. Hayır! Yasin, Yasin! Tamam diyorum. Yasin, Yasin, gidemezsin! Yasin! Ece! Yasin, kocamı yalnız! Yasin, siz yolluyorsunuz kocamı! Siz yolluyorsunuz! Ece, neredesin? Yasin! Yasin, siz yolluyorsunuz kocamı! Selin, ne yapıyorsun? Sen bir kendine gel. Sen bizim kardeşimizsin. Herifin yakasına yapışmışsın. Ne yapıyorsun? Yakışıyor mu bunlar sana? Lütfen. Annemin aklıyla girdim bu oyuna. O mecbur bıraktı seni. Benim kardeşim bebeğini başkasına kakalayacak bir kız değil. Hazan! Bak, aç şu kapıyı. Kırdırma bana şu kapıyı. Aç! Ece,
Konuşsan da konuşmasan da bitti artık Ece. Ece. Her şey bitti, anlıyor musun? Senin bebeğinin babası Yasin. Yasin değil. Yasin değil. Duydun mu beni, Yasin diye? Ece. Benim bebeğimin bir tane babası var. O da Hazım Egemen. Bu kadar. Ece. Ece neredesin? Doğru mu? Seni çekil. Yasin. Seni çekil. Yasin. Yasin hayır. Ece. Yasin. Ece. Aç şu kapıyı. Rıza bırak şunu, sür şu arabayı hadi. Ece. Annem haklıydı. Yazıklar olsun sana. Hayır. 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 Kilitli. Ece. Ece aç kapıyı abicim, konuşmamız lazım. Ece lütfen Ece. Aç. Bak ne olur. Yasin Rıza. Yasin Rıza. Ece. Yasin Rıza. Kapıyı aç. Rıza, Ece aç gidelim. Kapıyı. Hadi sürsene şu arabayı. Ece konuşacağız. Ya. La aç şu kapıyı bak. Aç. Kapıyı aç lan. Aç, kapıyı aç. Çok kötü olacak. Nereye gittin Ece Hanım? Sür şu arabayı. Ece. Ece. Aç hayır. Aç hiç kapıyı. Hiçbir yere gitmez. Kapıyı aç. Ece. Yasin. Yasin. Ece. Lan dur şu arabayı. Ece. Yasin. Ece konuşacağız dur. Ece! Hayır. Ece hayır! Hayır! Dur konuşacağız Ece! Dur! Ece ineceksin arabadan! Dur! 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 Lan dur sen lan! Ece hayır! Ece! 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 Cevabını. Sen istediğin kadar kaç ver alacağım. Ah. İçim yanıyor. Senin. Onun çocuğu değil. Onun çocuğu değil benim kocaman. Bu yoluya adımını attığın ilk günü hatırlıyor musun Fazilet? Dilinde dualar, neler dilemiştin. Bak, gerçek oldu bütün aminlerin. Senin kızın, senin kanadı kırık talih kuşun uçtu, havalandı da bu yolunun ta en tepesine kondu.
bitti. Bilerek yaptınız. Boşanmamız için bize komple kurdunuz. Kocamı doğmamış bebeği babası ilan ettiniz. Selin, bak ucu sana dokunmasa çocuğun kimden olduğu umurumuzda değildi. Ama ucu sana dokunuyor. Evet yani ne bekliyordun ki? Hem böyle bir ihtimal varken ne yapsaydık? Gözümüzü kapatıp sana mutluluklar mı dileseydik, ne yapsaydık? Çok affedersiniz, ben bölüyorum ama bundan daha önemli bir konumuz yok mu bizim? Hı? Kardeşinizin böyle boşanması, evliliğini falan mı konuşacağız? Yani bunu mu yapacağız? Sayende Yasemin. O kadınla kızını bu evden göndermemiz lazım. Kızımı gördünüz mü? Kızınız karnındakiyle birlikte defolup gitti. Siz de peşinden gitsenize. Ben kızımı istiyorum. Al kızını da defol git buradan. Al o kızım, defol git, pis yalancılar, adiler. Selin sakin. Hazret Hanım, kızınız burada değil. Hadi lütfen. Kızımı istiyorum ben. O kadın her şeyin hesabını verecek bize. Ya, her şeyin. Selin. Ya yalan söylüyorsunuz. Gözlerimi önünüze yediniz mi ama? Kocamızı gözlerimi önünüze yedirtmem size. Anladınız mı? Yedirtmem. Bırak. Yedirtmeyeceğim size. Yap. Kızımı istiyorum ben. Ama kocamı da yiyemeyeceksin. Selin yapma. Defol. Sen kimin annesine saldırıyorsun ha? Kimin annesine saldırıyorsun sen? Sakin. Kızımı bulun bana ne olur. O karnındaki kocamın değil. Babamın da değil. Kimsenin değil, anladınız mı beni? Kimsenin değil. Bak şunun ağzını kapatın, kimse elimden alamayacak ha. Tamam yeter, bir susun ya. Herkes bir sakin olsun. Fazilet Hanım. Siz burada kalmayın. Bir süreliğine sizi otele yerleştirelim, olur mu? Sizin otelinize ihtiyacımız yok. Gel. Kızımı bulun gel, bana. Tamam. Gel. Eğitiniz bilir. Gel. Kızımı. Gel. Otursan da şöyle. Kızım. Gel çantanı gel. Alıp çıkalım, hadi gel. Kızım olmadan hiçbir yere gitmem. Hadi ne olur. Kızımı bulmak istiyorum kızım. Anne, gel. Gel. Ben asla bir yere gitmem. Kızım olmadan hiçbir yere gitmem. Hadi ne duruyorsunuz ya? Ha bu arada sakın çarşafları falan da unutmayın. Hepsini topluyorsunuz. Bir dakika ya. Biz konuşuyoruz burada annemle. Görmüyor musunuz? Siz şey yapmayın ya. Dışarıda konuşun. Şimdi burada iş var. Ayak altını dolanmayın. Anne. Anne hadi kalk gidelim anne. Anne ne olursun anne. Anne. Üf, hep aynı numaralar. Sizin keyfinizi bekleyecek değiliz. Zamanımız yok. Bu kadınlar bugün buradan gidiyorlar. Ha, sakın unutlanmayın. Bunların hiçbirinin yanınıza götüremeyeceksiniz. Neden? Çünkü bunların hepsi kandırılan babamın parasıyla alındı. Yani her şey çöpe gidiyor. Her şey. Tüylerim diken diken oldu. Bakar mısın? Çıkın. Çıkın bak zaten sinirim burnumda. Çık. Çık.
Anne. Anne kendine gel ne olur anne. 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 Çöp. Senin sahip olduğun her şey çöp. O karnındaki de kocamdan değil. Kocam da geldi. Fazlet Hanım! Nerede o kadın? Yasin dur. Senin o kadına işin yok. Seni çekil. Yasin! Seni çekil! Yasin! Çekil! Yasin! Yasin seni yıkandıracaklar! Yasin! Selin! Yasin! Selin kes artık şunu gel. Anne. Ya bir şey yap, bir şey söyle. Hadi görmüyor musun olanları anne ya? Doğru mu? Benim mi? Benim bebeğim mi? Ya bir şey söyle, benim bebeğim mi? Ya tamam bırak, bırak konuşacak halde değil, görmüyor musun ya? Abla bak bir şey bilip de söyle. Sen ne biliyorsan. Sen şuranda ne hissediyorsan ben de o kadarını biliyorum. Kes artık şunu, anlıyor musun? Doğru söylüyorsun. Benim buna son vermem lazım. Buna son vermem lazım. Son vermem lazım. Selin! Yasin! Hadi git karnının yanına. İçinden ne geliyorsa da onu yap. Hadi. Yasin, bak seni de kandırmaya çalışıyorlar. Babamı kandırdıkları gibi seni de kandırmaya çalışıyorlar. Ama ben buna izin vermeyeceğim, anlıyor musun? Buna izin vermeyeceğim. Ya Selin. Selin bak artık konuşmamız lazım, tamam mı? Konuşacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok çünkü bu bizim meselemiz değil. Bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir şey konuşmak zorunda değiliz. Selin, aşağıda sizi bekliyoruz. Salondayız. İkiniz de gelin hadi. Konuşmamız gerekiyor. Anne hadi artık kendine gel. Bak, bak bana kendine gel artık ya. Hadi gel gidelim ne olur hadi. Kızım gelecek öyle. Ya yeter kendine gel ya. Ya farkında değil misin, görmüyor musun? Rüyan çöpte bitti anne, çöpte bitti. Anne bitti, her şey bitti artık ya. Bitirdin. Sen bitirdin benim rüyamı, sen bitirdin. Her şeyi sen bitirdin. Onlarla kol kola girdin. Ananı da, kardeşini de yüzüstü bıraktın sen. Anne. Bitirdin. Her şeyi sen bitirdin. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Tekrar söylüyorum. Sizin bizimle konuşacak hiçbir şeyiniz yok. Siz ancak şarlatan cici annemizi mirasla nasıl men ederiz onun derdine düşün. Bizden uzak durun. Selin, bir beni dinler misin? Yasin, Yasin bak ben çok özür diliyorum. Benim hatamda. Tamam seni buraya getirmemem gerekiyordu. Ben çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Şimdi ne yapacağız biz biliyor musun? Gideceğiz. Hiçbir şey olmamış gibi davranacağız ve gideceğiz, tamam mı? Gerçek bir zavallı. Selin. Yasin, şimdi biz gideceğiz ve unutacağız. Lütfen gel. Selin yeter artık. Bak bu iş bitecek, tamam mı? Yarın hemen gidip davayı açıyoruz. Ne davası ya? Siz ne saçmalıyorsunuz? Siz delirdiniz mi? Babamın onurunu kurtardınız. Sıra benim kocama mı geldi ha? Benim kocamı kurban mı edeceksiniz o kadına? Ya Selin. Bak o bebek babanın değilse, ki değil yani bunu öğrendik. Benim bebeğim Selin. Benim. Ya beni suçlamayı kes artık. Anne sen ne yaptığını umursamıyorsun hala ya. Ha nasıl yaptın bu kızın halini görmüyor musun? Sen boynun içine nasıl soktun bu kızı? Bilip bilmeden konuşma be. Düşmanım mısın sen benim? Düşmanım gibi konuşuyorsun. Hala inkar ediyorsun ya. Nasıl yapıyorsun sen bunu anne? Çok merak ediyorum. Nasıl yapıyorsun bunu? Yazıklar olsun be. Vallahi de billahi de yazıklar olsun sana. Anana da kız kardeşine de nasıl döndün sırtını ama. Sen bizim yanımızda mısın yoksa onların yanında mısın? Sen yazıklar olsun sana. Anne. Anne. Anne.
olmaz. Bak seni etkilediler. Bak seni kandırıyorlar. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musun? Biz ne yapacağız? O oda var ya oda. O da bizim odamız olacak. Biz oraya yerleşeceğiz. Tamam mı? Bizim evimiz burası olacak. Şimdi gidip yerleşeceğiz. Merak etmeyin, anlatacağım her şeyi. Oğlum. Aslanım benim. Tamam. Baba. Gökhan. Hadi oturun, her şeyi anlatacağım. Baba, bir hafta oldu. Kaza dediler bize. Polis geldi, teşhise çağırdı bizi. Kazayı ben yapmadım. Ormanda yolda giderken bir adam çıktı karşıma. Arabayı ona vermiştim. Ne demek verdin baba? Herhalde o yaptı. Açım. Allah rızası için bir ekmek parası be. Benim bu hayatta zaten hiç kimseye verecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyin hayrını görmedim. Sen hayrını gör. Ben aciz bir insanım. Aciz. Aciz. Evet, işte böyle. Biz seni gömdük. Yani bildiğin mezarın içine gömdük. Sen bir haftadır neredeydin baba? Çok bunalmıştım. Bir süre tek başıma kalmak istedim. Sadece ben. Doğduğum eve dönmek istedim. Tek başıma. Dönüp dolaşıp yine sana geldim baba. Yine sana geldim.
ablam. Hiçbir şeyimin olmadığı günleri özlüyorum. Hiçbir şeyimin olmadığı günleri. Niye haber vermedin baba? Niye aramadın? Benim bu olanlardan hiçbir haberim yoktu. Öldüğümle ilgili haberleri gazetede gördüm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir ekmek alabilir miyim sizden lütfen? Abi ben sizi bir yerden... Siz bu adam değil misiniz abi? Hazım Egemen değil misiniz siz? Ve geldim işte. Selin, benim yanımda kal kızım. Hazım Bey, ben hala inanamıyorum. İnanamıyor musun? Yoksa inanmak istemiyor musun? Hangisi? Ece nerede? Karım nerede? Nerede Ece? Söyleyin bakalım, Ece nerede? Ne oldu? Dut yemiş bülbül gibi sustunuz. Konuşsanıza. Niye konuşmuyorsunuz? Hazım Bey, bunlar sizi toprağa gömdükten sonra arkanızdan ne işler çevirdi bir bilseniz. Mezarınızı kazdırdı bunlar, DNA testi yaptırdılar. Miras bölünecek diye. Ya? Bakın o kapkara çöp torbaları hala burada duruyor. Kızımın neyi var neyi yoksa hepsini o torbalara doldurdular, çöpe attılar Hazım Bey. Yani ellerinden gelse karınızı çöpe atacaktı bunlar. Baba bunu daha sonra biz bizeyken konuşalım. Fazilet Hanım, Ece nerede? Nerede Ece? Cevap versenize. Hadi söyleyin. İyi de ama hadi şimdi konuşalım. Baba, senin... Bebek beklediğinden haberin var mıydı? Demek bir kardeşiniz olacağını öğrendiniz. Ve o çok sevdiğiniz, arkasından hüngür hüngür ağladığınız, yas tuttuğunuz babanızın mezarını kazdırttınız, öyle mi? Mirasa yeni varis geldi diye neler yaptığınızı anlatıversenize bir bir. Niye anlatmıyorsunuz? Terbiyesizlik yapma. Sizden hala terbiyesiz mi olur? Ha? Yasemin Hanım, niye tutuyorsunuz kocanızı? Ha? Tutmasanız da kocanızı. Üzerimize salıveriyordunuz yani. Benim karım nerede? Cevap verin bana. Aldın mı cevabını? Koşa koşa sahiplendim bebeği. İkisini de sahiplendim. Ece nerede? Ece'nin nerede olduğunu ben de bilmiyorum Hazım Bey. Bunların yaptıkları öyle ağrına gitti ki kızımın. Nereye gitti bilmiyorum. Ben gelene kadar hiçbiriniz hiçbir yere gitmiyorsunuz. Burada beni bekliyorsunuz. Anlaşıldı mı? Rıza! Rıza nerede? Rıza yok Hazım Bey. Ece Hanım'la birlikte çıktılar. Boşaltın şu çöp torbalarını. Ne var ne yoksa hepsini tek tek yerleştirin bakayım. Hadi durmayın. Hepiniz bunun hesabını vereceksiniz. Hepiniz bunun hesabını vereceksiniz bana. Babanın...
kızınıza da, kızıma da, bana da. Hadi bakalım, soracağım bunun hesabını sizden, soracağım. Tek tek soracağım. Görürsünüz siz, boşaltın şu çöp torbaları da. Hadi, durmayın. Aptal. 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 Nasıl inandın? Nasıl inandın lan? Doğru mu? Aptal. Aptal! Sahiplendin hemen. Seni sandın. Senin bebeği sandın. Aptalsın sen. Aptal! Aptal! Aptalsın sen! Ece de senin değil. Bebek de senin değil. Aptal. Buraya kadarmış. Haksızlık bu Hazım Bey. Haksızlık. En büyük haksızlık da ne biliyor musun? Ben senin hakkını nasıl öderim derdim hep. Ödeyemeden, hiçbir şey yapamadan, bana verdiklerini hak edemeden çektin gittin. Haksızlık bu. Bana bebeğin babası o değil diyorlar. Desinler. Umurumda değil. Benim bebeğimin babası sensin. Benim için sensin. Alsınlar her şeyi. O herkesin çok sevdiği parayı alsınlar. Bize gözyaşından fazlasını vermeyen o yalıyı alsınlar. Soyadını bile bizden alsınlar, bana ne? Benim bebeğim seni baba bilecek. Yıllar sonra bile bu toprağa gelip baba diye bu toprağı sevecek. İşte bunu benden alamayacaklar. Hiçbirinin gücü yetmez buna. İzin vermem. Her gün geleceğiz. Seni hiç yalnız bırakmayacağız. Bebeğim seni çok sevecek Hazım Bey. Çok sevecek. Thank you.
Korkma Ece. Korkma. Her şeyi anlatacağım sana. Her şeyi. Şimdi ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Mezarını açtırdığımız zavallıyı aile mezarından çıkarıp kendi mezarına gömeceğiz. Ne dersiniz? Ha? Kazma küreği kimin eline verelim? Ne diyorsun oğlum sen? Sen kime neyin lafını sokuyorsun? Tamam bırak. Boş boş konuşuyor işte. Boş mu konuşuyorum? Ya siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Ha? Neye sebep olduğunuzun farkında mısınız ha? Bir kişinin mezarını açtırdığınız kaç kişiyi gömdünüz oraya? Tamam. Ben derin derin nefes alıyorum ve sakin sakin odaya gidiyorum. Ve babamın yaşadığından başka bir şey düşünmüyorum. Size kolay gelsin. Sen çark etmeye devam et. Aynen böyle. Çark et. Nereye çark ettim ben? Ha? Ben nereye çark ettim? Sen niye sessizsin? Ha? Konuşacak bir şeyin yok değil mi? Hadi yeter bu kadar. Çıkın dışarı. Bakma suratıma dışarı. Hadi çabuk. Çabuk ben kendim hallederim çabuk. Kapat kapıyı hadi. Çökmüş. Siz bir daha benim kızımın çöpüne bile dokunamayacaksınız be. Siz bundan sonra çöpüne bile dokunamayacaksınız. Duydunuz mu beni? Göstereceğim her şeyi. Her şeyi göstereceğim ben size. Yanlış olduğunu biliyordun. Sen de, hepimiz de biliyordun. Bu kadar mı çıkıyor sesin? Ha? Daha yüksek bağırsana hadi. Ne yapıyor bunlar ya? O kağıda sen de bakmadın mı? Ne yazıyorsa sen de bizimle birlikte hareket etmedin mi ha? Şimdi ne bu şov? Bu artistliğin kimi? Sen her şeyin farkındasın, her şeyin. O yüzden şov yapan da oyun oynayan da sensin. Babamın onuruymuş. Babamın onuru umrunda olsa gider paşa paşa davanı açardın uslu çocuk. Ama sen ne yaptın? Gittin. Kavga mı ediyor bunlar? Neden? Karışma. Gözünü para bürümüş kadının söylediği gibi sizin de gözünüz dönmüş. Benimle daha fazla sabrımı tamam. Taşırma tamam mı? Yeter. Kendinize gelin ya. Ne yapıyorsunuz? Hasan. Senden, annenden, kardeşinden bugün olanlar için gerçekten özür dilerim. Çok iyi ya. Sen neye gülüyorsun ya? Ha? Bu kıza yaptıklarımız hiç umrunda değil, değil mi? Neye gülüyorum biliyor musun? Kızın zaten yaptıklarımızdan haberi vardı. Buna gülüyorum. Hadi. Hasan'ın da üstüne gitsene. Ona da desene hadi gözün dönmüş diye. Hadi. Sen gerçekten... Biliyordum. Başından beri. Hani biz gözü dönmüşler çetesiydik? Hadi devam etsene şovuna. Sen başından beri bu işin içindeydin yani. Birlikte, Yaz'la. Tamam bak. Bu artık annem, kardeşim ve benim aramda. Bir dakika, bir dakika. Siz başından beri birlikte, benden habersiz bu işin içindeydiniz. Doğru mu? Ha? Tam olarak... Ya, tam olarak... Siz ikiniz bu işi birlikte götürürken benim hiçbir şeyden haberim yoktu ha? Ben neredeydim siz bunu yaparken? Sen o Allah'ın cezası telefonunu bir kere açmış olsaydın
Biz neredeysek sen de orada olabilirdin, değil mi? Aa, pardon ya. Siz ikiniz kafa kafaya böyle entrika çevirirken zahmet edip bir de beni arayacaktınız. Sonra benim haberim olacaktı, değil mi? Ya bir kendinize gelin be. Ya babanız yaşıyor, babanız. O düne kadar öldü sanıp aklınızı kafanızı yediğiniz babanız yaşıyor. Adam yaşıyor. Siz burada birbirinizi yiyorsunuz ya. Tamam. O an için doğruydu ya da yanlıştı ama yapılan yapıldı. Biz yaptık. Eğer bundan sonra bir bedel ödenecekse biz ödeyeceğiz. Evet. Bir bedel ödenecekse siz ödersiniz artık. Siz ikiniz. Babam gelince çağırırsın. Birbirini düşürme ya Rabb. Çok üstüne gitti. Bu kadarını tek başına hak etmedi. Sen benimle zaman kaybedeceğine git onu avutsana ya. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Ne dediysem o Hazan. Uzatma. Derdin ne senin ya? Ha? Git avut falan ne diyorsun? Ne saçma konuşuyorsun sen? Anlamıyor musun Hazan? Ha? Altyazı geçeyim mi? Bana bak. Çocuk çocuk konuşup benim sinirimi bozma, tamam mı? Bir kendine gel ya. Ne saçmalıyorsun sen? Bir tek siniri bozuk olan sen değilsin burada. Ben burada seninle uğraşırken, sen öldü sandığın babana kavuşmuşken... ben belki bir kardeş kaybettim burada, farkında mısın? Ben bir kardeş kaybetmek istemiyorum Hazan, tamam mı? Ne? Sinan! Sinan! Ne diyor bu ya? Ne diyor bu? Ne yaptın sen? Duydum. Konuşmanızı duydum. Neden öyle söyledi sana? Bir şey mi anlattın? Seninle konuşacağız Kerim abla. Önce kardeşim, sonra sen. Sıranı bekle. Ve o ikisinden birini yakacak hiçbir şey yapma. Ben ne yapacağım? Senden mi öğreneceğim? Abi bu çok fazla, tamam mı? İkinizin hepimizi ilgilendiren konularda kafanıza göre takılmanız çok fazla. Sinan. Bu konuyu böyle olur olmaz yerlere çekme, tamam mı? Son kez söylüyorum. Nerelermiş ya oralar? Söylesene. Her şey seninle ve onunla ilgili değil. Anla artık bunu. Eğer içinde o varsa her şey benimle ve onunla ilgili abi. Yeter. Gerçekten bugün yeter. Babamla konuşacaklarımız var. Evet. Sanırım babamın da bize anlatacakları var. Evet. İkiniz de. Çılgınlık yapmasına mani ol kızımın ya Rabbim. Of! Of! Anne, eğer sakinleştiniz. Anne, hani yeter yüzüme bak ya. Yüzüne baktığımda gördüğüm şeyi bir evlat olarak ne sen duymak istersin ne de bir anne olarak ben bir şey söylemek isterim. O kadar değil anne. O kadar değil, duydun mu?
Tamam, damadın yaşıyor. Herkes için çok mutluyum gerçekten. Ama bu benim için hiçbir şey değiştirmiyor anne. Ben ikiniz de gördüm. Ben sizin gözlerinizle ne gördüğümü gayet iyi biliyorum. Kızım, Ece. Ece. Anneciğim. Anneciğim, neler yaptılar sana öyle? Geçti ama geçti. Bak, kocan geldi. Geçti, tamam mı? Oh, kızım benim. Ağzım hepsiyle konuşacak anne. Salona inelim. Hadi. Olur kızım. Sabırla Hazan. Sabırla. Baba bak, istersen... Bir saniye. Gülten, Nermin. Bana çocuklarımı çağırın. Herkesi buraya istiyorum, hemen. Peki efendim. Peki Azim Bey. Bu olmadı. Bu hiç olmadı. Ne olmadı? Babamın hayatta olması mı? Ya bu tuhaf duygusal hallerini babana sakla, tamam mı? O kadınla kızı bizi böyle hedef gösterip babanı doldurduğu zaman kullanırsın. Ya ne giriyorsun öyle bam güm içeri? Gir dedik mi sana? Şey, Hazım Bey. Babam geldi mi? Evet, hepiniz salonda bekliyor. Yasin, yalvarıyorum aç şu telefonu. Bize bunu yapma lütfen. Yalvarıyorum, ara beni. Lütfen. Selin Hanım, babanız salonda sizi bekliyor. Söyle o zaman. Evlenecek misin benimle? Evleneceğim. Tamam beyler, siz devam edin, ben hallederim. Gerizekalı, salak. Yasin. Aptal, aptal. Yasin. Yasin, ne oluyor oğlum? Yine bir şey mi oldu lan?
Oğlum ne oldu, adamı tribe sokmasana, ne oldu lan? Yasin. Ne oldu biliyor musunuz? Ben Ece'den sonra bir ölüydüm ya. Yetmezmiş gibi bir kere daha öldüm lan. Bir kere daha öldüm lan Oğuz. Öldüm lan Oğuz. Öldüm lan Oğuz. Öldüm lan Oğuz. Öldüm lan. Öldüm. Öldüm lan Oğuz. İnsan yaşarken öldükten sonra arkasından neler olacağını pek bilemiyor tabii. Ama merak ediyor. Ben de merak ediyordum. Benden sonra ne olacak? Tabii bazı şeyler düşünüyor, hayal ediyor insan. Mesela çocuklarımla ilgili kaygılarım vardı. Hırsları. Fevrilikleri. Çılgınlıkları. Onların başına iş açacak mı bunlar diye düşünürdüm hep. Benden sonra arkamdan ağlayacaklar mı? Yas tutacaklar mı? Ne kadar yas tutacaklar? Hep bunları düşünürdüm. Ya insan tabii biraz bazı şeyler hayal ediyor. Düşünüyor, aklına getiriyor. Ama bir tek şey aklıma hiç gelmemişti. Benim çocuklarımın benim arkamdan mezarımı kazdırıp benim hatırama bu kadar hakaret edecekleri hiç aklıma gelmemişti. Bana bakarak konuştuğun için söylüyorum. Ben senin hatıralarını hakaret etmedim. Onları hakaretten korudum baba. Sakın bu yaptığınız şeyi haklı göstermeye çalışmayın. Sakın. Baba biz... Yaz'ın fikriydi. Yasemin. Sorun değil. Doğru söylüyor. Benim fikrimdi. Hayır baba, sadece Yaz'ın değil. Ben de aynı fikirdeydim. Ben de kabul ettim. Ben, biz ki başta Sinan'ın bundan haberi yoktu. Sonradan öğrensem de senin için de bizim için de doğrusu buydu baba. Biz ne yaptıysak senin onurunu kurtarmak için yaptık. Anlatabiliyor muyum? Onurumu. Onurumu. Hayatım boyunca onurum hiç bu kadar zedelenmemişti. Hiç. Ama zedelenirdi. Ve zedelendi de. O bebek gerçekten seninse... şu an zedelendi. Bakın gene saygısızlık yapıyor bu. Gene aynı şeyi yapıyor. Bu bebek sizden değil diyor. Bakın duydunuz mu? Ya ne demek o bebek hala seninse? Hazinet Hanım. Çocuklarımla ben konuşuyorum. Lütfen yeter. Baba, biz seni çocukluk kahramanımız diye gömdük. Ben konuşuyorum dedim size, değil mi? Neden duyacaklarından korkuyorsun baba? Burada kimse boş konuşmuyor ki. Sen onurunun neden zedelendiğini çok iyi biliyorsun. Sinan. Sen o saçma sapan inzivadayken biz burada ne haldeydik biliyor musun baba? Biz burada babamızı gömüyorduk, babamızı. Biz morga gittik baba. Alın size babanız dediler. Biz seni gömdük baba, gömdük. Annemizin yanına bırakıp mezarının başında ağladık. Sen bir gün olsun bile bir hafta boyunca bizi aramadın baba. O gazete haberini görmesen kim bilir ne zaman gelecektin bilmiyorum ama biz hala ağlamaya devam edecektik. Çünkü sen başını alıp gittiğinde biz burada babasız kaldık. Babasız kaldınız. Ağladınız ve yas tuttunuz. Ama bunlar benim mezarımı kazdırtmanıza engel olamadı. Ya babanız değilse deyip yaptırmadığınız testi miras için yaptırdınız. Sizin yasınız mirasa kadarmış. Baba! Benim mezarımı kazdırdınız siz. Niçin? Ha niçin? Değer miydi buna? Değer miydi? Niçin?
Niçin? Hadi ben söyleyeyim niçin? Çünkü babamız reşit olmayan bir kızla ilişkiye girmiş aylar boyunca gözümüzün önünde. Baba artık bu senin son uyarışımdır. Son saygısızlık bu, bunu bilin. Evliliğimi de, çocuğumu da sayacaksınız. İsteseniz de, istemeseniz de o sizin kardeşiniz. Ve şunu bilin ki bundan sonra hiçbiriniz için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbiriniz için. Tek kelimem yok. Benim var. Göz yumacak mısın? Gerçekten buna göz yumacak mısın? Göz yummayı sen iyi bilirsin abla. O adam oğlunun yakasına yapıştı. Sırf doğru olanı yaptığı için. Hala onları düşünüyorsun ya. Yazıklar olsun sana. Ece kaçma benden. Bence sen benden kaç. Kaçmıyorum. Kaçmayacağım da. Bak. Şu an konuşursam ne sen ne de ben bugünü kaldıramayacağız. İnan bana, sen konuşsan da sussan da biz artık bugünün altından kalkamayız Ece. Sen gözlerimin içine baka baka yalan söylemeye devam ettikçe kaldıramayız. Hala devam ediyorsun ya. Hala aynı şeyi söylemeye devam ediyorsun ya. Asıl sen devam ediyorsun Ece, sen. Yeter artık. Şimdi ikimiz de susacağız. Ben bana ihanet ettiğini unutana kadar ikimiz de susacağız. Bana karşı onlarla birlik olduğunu unutana kadar biz seninle susacağız. Anladın mı? Hayır, anlamadım. Unutacağım abla. Bugün bana çektirdikleri her şeyde senin de payın olduğunu unutacağım. Karnındakinin gerçek babasını da unutacak mısın peki? Ya sen hala utanmadan... Utanmaktan bahsetme bana. Annemin cümleleriyle konuşma. Bana gerçekleri anlat. Gerçek ne biliyor musun? Gerçek aşağıda. Benim kocam geri döndü, o burada. Evet, kocan geri döndü. Ama bebeğinin babası, o burada değil. Ben gerçekleri testten değil, senin gözlerinden okudum Ece. Daha fazla kandırma beni. Şimdi senin istediğin gibi arkamı dönüp gidiyorum. Seni burada kocanın evinde bırakıp gidiyorum. Ne zaman ki gerçekleri anlatmak istersen, o zaman gel yanıma. Abi. Ya abi. Sorun değil. Vallahi. Hiç sorun değil. Bey. Allah sizi bizim başımızdan eksik etmesin Hazım Bey. Şu bir haftadır yokluğunuzda yaşadıklarımızı anlatmaya ne dilim yeter ne de kalbim dayanır buna. Sakın beni yanlış anlamayın. Sizi çocuklarınıza karşı doldurmak istemem. Yani sonuçta onlar da sizin evladınız, canınız.
Ama Hazım Bey bakın. Siz yokken yaşadıklarımız o kadar büyük acı verdi ki bize. Onların bize yaşattıklarını ben şimdi... Hacret Hanım, bana Kerim Hanım çağırın. Ama benim söyleyeceklerim daha bitmedi ki Hazım Bey. Ben sizi duydum. Siz de beni duydunuz. Şimdi Kerime Hanım'a söyleyin buraya gelsin. Kerime Hanım mı? Oldu o zaman. Kerime Hanım'ı çağırayım size. Deniyor acaba bu kapı? Ha, ne işler çeviriyorsun? Canım sana ne? Benim odam değil mi? İster kilitlerim, ister açarım. Maşallah, maşallah. Dilinde bir karış dışarıda bülbül gibi şakıyorsun. Hadi git şimdi Hazım Bey'e şaka bakalım. Beni mi istedi? Ha, seni istedi. Ne geldiyse adamın başına senin yüzünden geldi zaten. Sana dellendi, aldı başına gitti adam ta nerelere kadar. Yarım kaldıydı kavganız. Ha, hadi şimdi bitirin, yiyin birbirinizi. Siz bana ne kadar nefret dolu baksanız da ben sizin sağlığınıza duacıyım Hazım Bey. Allah size evlatlarınıza bağışladı ya, şükürler olsun. Evlatlarıma bağışladı. Doğru söyledin Kerime. Evlatlarıma. Evlatlarıma. Ben tam sizi öldü zannederken... Ben o gün evimden nasıl çıktım bile hatırlamıyorum. Ama ne hissettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Çaresizlikle canımın nasıl yandığını, seni boğmak isterken aciz kaldığımı, elimin kolumun bağlandığını çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Sen benim ablamı öldürdün. Ablamı öldürdün. Şimdi burada böyle karşımda duruyorsan, gözlerimin içine bakabiliyorsan, nefes alıyorsan sadece ve sadece evladımın hatırınadır. Sana o gün söylemiştim Hazım Bey. Bugün yine tekrar ediyorum. Ben de ne yaptıysam evladım için yaptım. Bir can senden, bir can benden demiştin. Ben kardeşinizi kocamın kanına karşılık öldürmedim. Aynı şey değil. O gece ne olup bittiğini çok iyi biliyorsun sen. Çok iyi biliyorsun. Şu Fazilet senin kocanı biliyor mu? Cevap ver bana, biliyor mu? Korkma Hazım Bey, korkma. Sırrımızı mezara kadar taşıyacağım. Ama evladım, evladımın kim olduğunu bana söylemek zorundasın Hazım Bey. Sınırlarımı daha fazla zorlama Kerime. Toprak olduğunu sandım Hazım Bey. Sırrımızı mezara kadar götürdüğünüz sandım. Ama yine de gidip ağzımı açıp tek kelime bile etmeyecektim. Varsın, bana ömür boyu anne demesin. Ama kim olduğunu öğrenmek istiyorum Hazım Bey. Kerime sen artık haddini fazlasıyla aştın. Yıllardır paranıza güvenip bir annenin kalbine vurdunuz. Önümü kesmek için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Doğum tarihlerini değiştirdiniz, kayıtlarını değiştirdiniz. Parayla her şeyi satın alabileceğinizi sandınız. Acizlikse benim acizim. Eli kolu bağlı olan benim. Ama her şeyin bir çaresi var Hazım Bey. Bak mezarda ne yaptı evlatlarınız size? Sus! Bir kelime daha etme. Yeter artık. Eğer bir ölü için o testler yapılabiliyorsa bir anne için de yapılır Hazım Bey. Buna nasıl mani olacaksınız ha? Eğer böyle bir şey yapmaya kalkışırsan, eğer buna cüret edersen, ben bundan küçücük bir şüphe duyarsam evladımın sevgisi de yetmez. Yemin ederim seni mahvederim. Yemin ederim bugüne kadar görmediğim bir Hazım görürsün karşında. Thank you.
Helal olsun adama. Vallahi helal olsun. Nasıl ağızlarının payını verdi ama. Nasıl hakkından geldi hepsinin. Helal olsun. Hakkından geldi ama. Ama yetmez kızım. Yetmez. Ananın içini soğutmaya yetmez bunlar. Çektiğimizi çektirmeye yetmez. Gördün değil mi o çöp torbalarını? Ha? Battal boy, kapkara. Kalpleri gibi kapkara çöp torbalarına neyin var neyin yoksa hepsini doldurmaya kalktı bunlar. Ama yukarıda Allah var. Gördü. Bizi çöp torbalarına koyup atacaklardı, sokağa atacaklardı bizi. Hadi bakalım doldursunlar şimdi o çöp torbalarına bakalım ne dolduruyorlar. Burunlarından fitil fitil getirmezsem namerdim. Değil o açtırdıkları mezar. Sana şöyle yan gözle baktıklarına pişman olacak bunlar. Kızım. Bak. Bak. Sakın gerçeği biliyorlar deyip kendine haksızlık etme. Tamam mı kızım? Haksız değilsin sen. Sen o adamı kandırmadın ki kızım. Yani anan kandırmaya kalktı tamam. Ama sen kandırmadın. Sen bebeğini kimselere kakalamadın kızım. Tamam mı? Sen onların dediği gibi böyle paraya düşkün mahalle kızı değilsin. Sakın, sakın bunu unutma. Sen onların dediği gibi bir kız değilsin Ece. Anne. Kendi silahlarıyla kendi ayaklarına nasıl sıktılar ama kızım? Ha, nasıl sıktılar? Hadi bakalım bundan sonra senin karnındaki bebeğe iki çift laf edebilecek mi bunlar? Hodri meydan. Hadi bakalım göreceğiz. Anne. Ablam biliyor. Gerçeği anladı. Konuşacaklarımız yarım kalmıştı. Hadi ben söyleyeyim niçin? Çünkü babamız reşit olmayan bir kızla ilişkiye girmiş aylar boyunca gözümüzün önünde. Baba artık bu senin son uyarışımdır. Bana karşı yaptığınız son saygısızlık bu, bunu bilin. Bundan sonra hiçbiriniz için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu gece aç bir adam be. Allah var ya... Kazım Bey'in babalığının hakkını hiç ödeyemem. O benim analık hakkımı ödedi ama... paranın tek kuruşunun bile ayrını görmedim. Ne anlatıyorsun sen ya? Sen oğlunu satmışsın. Ya şu sandalye gibi, masa gibi, eşya gibi satmışsın sen evladını. Ömrümün en karanlık gecesine bir ışık gibi doğduğunu sanmıştım ama... Işıkla hiç ısınamayacakmışım meğer. O gece sadece bir evlat değil. Bir can sattım. Koskoca bir hayat sattım. Hiçbir şey anlamıyorum. Öyle bir geceydi ki... bir can gitti. Bir can geldi. Onu doğurduğum gece...
Kasım Bey'e verirken onu kurtardım sanmıştım kendimden. Kendimden koruduğumu sandım. İçine doğdu acılı hayattan, kötülükten, başımıza gelebilecek her şeyden. Ya kendi kendine konuşmayı bırak. Açık açık anlat bana, nasıl sattın? Neden sattın? Bir can gitti, bir can geldi diyorsun. Bu ne demek ya? Ya sen doğurduğun çocuğu kendinden kurtarmak için nasıl başka bir adama verebilirsin, ha? Delilik. Ağzından çıkan her kelime delilik. Nasıl yaptınız? Neden yaptınız? Hadi yoksulluk diyorsun, bir şeyler diyorsun. Hadi sen verdin. Hazım Bey nasıl aldı, ha? Korku filmi gibi konuşmayı bırak. Bak açık açık anlat artık bana. Bugüne kadar burnunu her şeye soktun. Beni de konuşturdun. Ötesine girme. Çok can yanar. O ikisinin canı zaten yanacak. Ağzından çıkanları duyuyor musun sen, ha? Onlar kardeş. Birlikte büyüdüler. İnandıkları bir soyadları var. Ya ne olursa olsun arkalarında durdukları bir babaları var. İkisinden birinin inandığı her şey yalan. Koskoca bir yalan. Açık konuşmuyorsun. Tamam anladım. İkisinden birinin inandığı her şey yalan. Ama senin o yalan deyip geçtiğin şey onun hayatı ya, hayatı. Ben oğlumun hayatını senden öğrenecek değilim. Bugüne kadar burnunu sokabileceğin yere kadar soktun. Beni de onların aklına sen soktun. Şimdi karşıma geçmiş bana akıl verir gibi onun bir hayatı var mı diyorsun? Benim ne dediğimi bırak. Sen ne diyeceksin? Hı? Ne yapacaksın? İkisinden birinin kolundan çekip sen benimsin mi diyeceksin ha? Kim o? Hazan benim. Yaz. Kalk, kalk, kalk. Burada olduğunu görürse sorar. Sorarsa söylerim. Susamam artık, susamam. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Bak bugün o çocuk babasıyla neler yaşadı. Çok hassas, kaldıramaz. İkisi de kaldıramaz, ne olur. Lütfen. Eğer gerçekten anneysen git buradan. Lütfen. Lütfen. Geliyorum. Git. Hoş geldin. Hoş buldum. Ya kusura bakma böyle çat kapı geldim ama haber vermeden ben de hiç sevmem. Yok yok. Gelsene, gel. Otursana.
yorgun görünüyorsun. Bari bu gece kendi yatağınıza yatsaydınız. Bedenim değil, ruhum yorgun. Ruhu dinlendirecek de bir yatak yok. Onların haklı olduğunu ikimiz de biliyoruz. Yani bu yüzden... Haklı olmak ya da haksız olmak, yalan ya da gerçekle alakalı değil. Bir evladın babaya olan bağlılığıyla alakalı Ece. Ben yalan söylemek istemiyorum. Ne kadar canımı yaksalar da, buna kendi ablam da dahil, hepsine ne kadar öfkeli olsam da, onlar para pul miras değil, gerçeğin peşindeydiler. Bunu biliyorum. Gerçeği aramanın birçok yolu var Ece. Ama onlar en kırıcı, en acımasız olanını seçtiler. Bunu yoluyla, yordamıyla yapmış olsalar insan bir şey söyleyemez değil mi? Ama bir babanın mezarını gizlice açmak, babası için tutacağı yası kirletmek, ya bu kabul edilemez bir şey. Bu yüzden bu mesele benim çocuklarımla aramdaki bir mesele artık. Peki ne yapacaksın? Zamanla, zamanı gelince göreceksin. Ne yapacağımı herkes görecek. Herkes görecek. Çay koymuştum kendime. Isıtayım, içer misin? Yok, sağ ol. Ya ben öylesine zaten arabayla geçiyordum da Sinan belki buradadır diye uğradım. Açmadı mı yine telefonunu? Açmadı yine. Hazan, ben özür dilerim. Özür? Sen kardeşine güvenmekte haklıymışsın. Ben çocukluk kahramanıma güvenmekte haksızmışım. Ben bir çay koyayım. Kahve de yapardım ama şimdi bu saatte uyku kaçırır. İnanın şu an uykumu kaçıracak tek şey kahve zaten. Asıl seni de harcadık ya. Kardeşim biraz zor affedecek seni. Benim meselem ya. Hallederim. Siz de Sinan'la pek iyi değilsiniz herhalde. Sen ev mi bakıyorsun? Sonsuza kadar burada kalacak halim yok değil mi? Tam da düğümü çözmek üzereydik. Allah! Yandın! İyi misin? Tamam. Özür dilerim, çok özür dilerim. Dur, kıpırdama. Çok özür dilerim. Allah'ım ya Rabbim, sıcaktı ya, çok sıcak. Allah, sorun değil. Çok özür dilerim gerçekten. Hazan. Dur şimdi halledeceğim ben onu. Hay Allah'ım ya Rabbim, benim bu sakarlığım ya. Hazan. Sorun yok. Tamam. Sinirlendin değil mi bana? Yok ya, alt tarafı çay. Ya tamam, boş ver. Hadi otur. Bak, ev diyorduk, şey diyorduk. Hani bu Kerime meselesini çözmek için evde kal diyordun bana. Gerçi artık herhalde ikimiz de o yalıda kalacak halde değiliz de. Buz getireyim. Ben sana buz getireyim. Ya boş ver buzu, tamam. Boş ver.
Bu yatak altı arşiv meselesini hani konuşacaktık kadınla? Ya şimdi bir sürü şey oldu. Boş ver. Unuttuk gitti. Ben unutmadım. Neyse tamam. Ya kusura bakma, ben de böyle gecenin bir vakti rahatsız ettim. Sen kusura bakma. İyi geceler. Abin! Abin o senin, abin! Tamam çocuğum, tamam. Bekliyoruz yavrum. Sağ ol çocuğum. Tamam. Şimdi Oğuz tutuyor kolundan, getiriyor Yasin'i. Tabii. Geçen gece geldiğinde küfesi eksikti. Bu gece tam olur. Tabii canım. Bunu aldı çocuk. Sen karısı olarak böyle beş karış surat sallarsan, ağız burun kıvırırsan daha çok kapı beklersin çocuğum. Ben anlamadım. Yasin mi bunu almış? Aa doğru tabii, benim babam ölmedi. O kadının karnındakini sahiplenemedi. Bunu aldı benim kocam. Çok doğru, benim kocam bunu aldı. Ha? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Şükrü teyze. Ne teyzesi be? Ne teyzesi? Annenim ben senin. Anne diyeceksin. Tabii yol yordam öğretmemişler ki. Gelenek yok, görenek yok. Kızım, o sosyetikler sana her şeyi öğretmişler ama... bir yuvanın dişi kuşu olmayı öğretememişler çocuğum. Siz benimle nasıl konuşuyorsunuz ya? Bana bak kızım, bu kafayla gidersen kocana sahip çıkamazsın. Sen şimdi bırakacaksın o uğursuz bebek meselesini de... madem öyleymiş, kendin bir çocuk yapacaksın. Biz daha 20 yaşında bile değiliz Şükrüye teyzenin ne bebeği. Ben öyle yaştan maçtan anlamam kızım. Evlenirken evlenmeyi bildin ama. Allah uzun ömür versin, baban ölmedi. E miras da yok. Babanla arayı düzeltene kadar paran da yok. Sen şimdi bırak da o yılanın bebeğini, babanla barış. Kocana sahip çık. Eğer gerçek bir yuva kurmak istiyorsan... kapatacaksın o bayramlık ağzını, Şükrüye ananın ağzının içine bakacaksın. Anan ne derse o. Hadi şimdi aç kocana kapıyı. Hazan! Thank you.
abi, hadi. Azim Egemen yaşıyor. Sosyeteyi ağlatan ölümde film gibi son. Cemiyeti ağlattı, geri döndü. Egemen laneti sona erdi. Şuraya bak. Terbiyesizler. Lanetmiş. Allah çarpar vallahi. Allah çarpar. Okumayın şunları Hazım Beyciğim ya. Rica edeceğim, okumayın şunları. Size kendi ellerimle kahve yaptım. Buyurun. Dün sizinle konuşma fırsatı bulamadım Hazım Bey. Sizin yokluğunuzda neler oldu bu evde, bir bilseniz neler oldu Hazım Bey. Ah ah, dün o gördükleriniz buzdağının görünen yüzüydü. Bir de bunun görünmeyen yüzü var. Ah, o hakaretlerimi anlatayım. O siyah çöp torbalarına kıyafetleri bir bir koyuşlarını mı anlatayım? Ben Hazım Bey, bence bu çocuklara ders vermenin bir vakti geldi. Hazım Bey, avukat bey geldiler. Tamam, gelsin. Misafirimize bir kahve yapın ve bizi yalnız bırakın. Peki Hazım Bey. Fazilet Hanım, siz de çıkabilirsiniz. Yok Hazım Bey, şimdi yani bu konu beni de şey ediyor ya. Sizi ilgilendiren bir konu yok ortada. Gidebilirsiniz lütfen. Madem öyle, kahvenizi soğutmayın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun Hazım Bey, sizi dinliyorum. Vasiyetimi değiştirmek istiyorum. Ece. Ece dur. Yandı bunlar kızım, yandı. Çıra gibi yandı bunlar. Allah'ım çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Kocanın öfkesi saman alevi değilmiş ya. Ne diyorsun anne ya? Kocan mirası değiştiriyor. Üst salonda konuşurlarken duydum. Şimdi dedim görürse kızar bana. Daha fazla dinleyemedim. Sen bir hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi bir çıksan baksan ya yukarı. Ha? Kız nereye gidiyorsun arkanı dönüp? Kız miras bu, miras ha. Ece. Yasemin. Baban avukatı çağırtmış. Hepimize ceza geliyor. O iki mahalle kurnazını konuşurlarken duydum. Baban vasiyetini değiştiriyor. Yapacak bir şey yok. Biz arattık, tutmadı. Ne yapalım? Elini kolunu mu bağlayalım? Ağzını mı bağlayalım? Ya her şeyi o kıza bırakırsa? Göreceğiz Yasemin. İkinci cenaze namazından sonra göreceğiz. Tövbe tövbe ya. Nasıl konuşturuyorsun adamı? Değiştirirse değiştirsin ayrıca. Yapacak bir şey yok. Şey var. Ne yapıyorsun sen?
Bana verdiğin ilaç çocuk şurubu gibi, hiçbir işe yaramıyor. Yapmayın Yasemin Hanım. Vücutta depolanıyor o ilaç. Size söylemiştim. Tüm etkiyi öyle hemen göremezsiniz. Fazlası çok riskli olur. Daha güçlüsünü vereceksin. En güçlüsünü vereceksin. En kuvvetlisi hangisiyse onu vereceksin. Evet, tamam. Emin misiniz Azim Bey? Eminim. Buraya odaklan, dikkatini buraya ver ve evet, güzel. E hadi, bekliyorum. Dün gece evde değildin. Ha. Evet. Bilmiyorum, bana mı uğradın? Senin anahtarın yok muydu? Açıp girseydin. Neredeydin, ne yapıyordun? Şu telefonunu bir kere de olsun açsaydın nerede olduğumu bilirdin. Ya kafam iyi değildi, biliyorsun. Bak sen, babamın yakasına yapıştığı kişi benim ama senin kafan iyi değildi. Babama karşı arkanda durdum, biliyorsun. İşte zaten arkamda değil, yanımda durman gerekiyordu. Ama durmadın. Selam. Ay, özel mi konuşuyordunuz ya? Yo. Ben dün geceyle ilgili abime bir şeyler soruyordum yani. Ne yapıyordun, neredeydin falan. Bana gelmişti. Seni de aramış ama. Biz oralara çoktan geçtik. Biz orayı çoktan geçtik. Ama nereye vardığımız belli değil. Ya tamam. Bırakın artık şu kardeş kavgasını. Günlerdir yeterince gerildiniz zaten. Ben bir kahve ısmarlayayım size hadi. İyi olur. Zaten hazır üçümüz beraberken konuşacağımız mevzular da var. Ya ne mevzusu? Biraz rahatlayın artık ya. Gelin diyorum, bir kahve ısmarlayayım. Kerim Hanım mevzusu. Anlaşılan dün gece konuşmadınız siz bu konuyu. Konu Hazan'la konuşacağımız bir şey değil. Gidip kadınla konuşacağız bunu. Yok, yok, yok. Hayır, bence öyle yapmayın. Şey yapalım biz. Hazan Hanım, makyajı bekliyoruz. Tamam, hemen geliyorum ben. Şöyle yapalım biz. Siz şimdi çekimi izliyorsunuz. Sonra beraber konuşuyoruz, tamam mı? Ben de varım. Bu mevzuda bensiz olmaz. Bekleyin siz beni, ben geliyorum hemen. Ne yapıyorsun? Boş yere kızı geriyorsun. Hayır, senin derdin benimle. Hazan Hanım, bir şey içer misiniz? Sade kahve alayım. Hazan Hanım, makyajını değiştirmem lazım. 2 dakika müsaade isteyebilirim. Tabii. Teşekkürler. Rica. Efendim? Konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Konuşacağımı konuştum. Yolladın mı? Teste yolladın mı? Fakir fukara için böyle ha deyince olmaz o işler Hasan Hanım. Bak, konuşmamız lazım, tamam mı? Onlar senin peşinde. Onlar sana gelmeden bizim konuşmamız lazım. Ya bir şey söyle. Ortalığı karıştırdın karıştıracağın kadar. Şimdi de kıvranıyorsun. Kıvran bakalım. Bu konu seni hiç ilgilendirmez. Bak, bu gerilimden sıkıldım ben Sinan. Ya böyle attığım her adamın sana hesabını vermekten... ...hele ki aklıma böyle abuk sabuk şeyler sokmandan sıkıldım. Ne sokmuşum ben senin aklına? Ha? Bir adını koysana, ben senin aklına ne soktum? Yağız Bey, müsaitseniz son çekimlere bakabiliriz. Müsait miyiz Sinan Bey? Müsaitiz Yağız Bey.
Başlayalım mı? Tabii. Oh. Herkes layığını buldu çok şükür. Herkes olması gerektiği yerde. Çok şükür. Afiyet olsun Faziletin. Sağ ol. Maşallah damadınız turp gibi. Kızınızın da namusu kurtuldu çok şükür. Bebek de cepte. Artık kolay kolay sırtın yere gelmez. Keyfin keyiftir değil mi? Sağ ol Kerime, sağ ol. Çok şükür. De. Ya test yaptırmam lazım. Hani sen sokmuştun ya aklıma. Soktuysam soktum. Tamam, iyi de yaptın da. Yalnız çok pahalı. Yani bana para vermen lazım. Anne ne parası ayol, ne parası? Maaşım var. Ay sonu maaşını alacaksın zaten. Onunla yaptır, ne yaptıracaksın? Ya maaşım bu testi yaptırmaya yetmiyor ki. Ya bu senin için incik boncuk parası. Ne olursun Fazilet, bak artık Hazım Bey benden hiç nefret etmediği kadar ediyor. Elinden gelse nefesim bile kesecek. Yalvarıyorum, ne olursun ya, ya birazcık. Sen bu adamın ablasını öldürdün. Bu bir. Verdiğin hiçbir sözü tutmadın. Hiç sözünün eri değilmişsin, bu iki. Bana bak Kerime, o iki garibanın günahına sokamazsın beni. Bana bak. Şu parmağı görüyor musun? Bu parmakla bir tuşa bastığım zaman Kodes'in yolunu tutarsın. Unutma. Kozun elimde, unutma. Hadi işin başına şimdi. Hadi. Sabır Kerime, sabır. Allah versin. Ben ne vereceğim? Oh Allah. Ah yine boşu boşuna ta nerelere gittin. Kim bilir kaç vesait değiştirdin. Sen üzme tatlı canını. Hadi oğlum benim, hadi. Bak yine kapıdan geri çevirmişler. Bu kaçıncı be? Kolay mı iş bulmak? Sicili temiz olana bile iş vermiyorlar. Sabıkalı adama buyur paşam diyecek değiller ya. Yani ben baktığı işleri gördükçe pek vah vah diyemiyorum Şükriye teyze. Hani ne bileyim, garsonluktan getir götür işlerinden mi para kazanacak? Kendini yorduğuna değmez. Aman da aman. Karısı beğenmiyormuş benim oğlumun baktığı işlere. Hayır pek öyle değil. Çekinme, çekinme. Ben de beğenmiyorum zaten. Ne yüksek mertebelere. Nerelere layık benim oğlum. Bak kızım. Her şey senin elinde. Sen istemezsen kocan o el kapılarında sürünmez. Ev ev üstüne burada varlık içinde yokluk çekmeyiz. Ama sen istersen hanemize ay doğar. Ben diyorum şu babanla bir el öpseniz diyorum. Hani... Ben çok daraldım, gerçekten çok daraldım. Ben duş alacağım. Tabii çocuğum sen al duş al. Tabii ya. Sozebil ya. Bedava. Sosyetik işte. Yo. Sen bu işi bu akılsız kıza bırakamazsın Şükriye. Çomağı yılanın deliğine sokmadan olmaz bu iş, olmaz. Hazım Egemen'in film gibi hikayesi. Sen daha dur magazinci kardeş, dur. Film daha yeni başlıyor. Tövbe tövbe, bu nereden çıktı şimdi be? Ne arıyorsun sen beni kız? Ha? Aman da aman. Fazilet Hanım bizim telefonumuzu rehberden silmemiş demek ha? Seni rehbere kaydettiğim güne kahrediyorum şimdi. Bütün gücünü telefonda harcama Fazilet. Biraz da yüz yüzeye bırak ha? Ne diyorsun kız sen, ne yüz yüzesi? Sen bir kere hangi yüzde arıyorsun beni, ondan haber ver. Haberin olmadığı bir iş değil Fazilet, korkma. Diyorum ki biz iki ana. Tek ortak noktamızı konuşmamızın vakti geldi. Ha? Ne diyorsun kız sen? Sen ne diyorsun? Kız benim seninle ne ortak noktam varmış? Ha? Hadi anam, hadi hadi. Kendi karın ağrını kendin hallet sen. Sakın kapatma o telefonu. Getirtme beni oraya. Ne diyorsun Şükriye? Diyorum ki, kurul o özel şoförlü arabana, mahalledeki pastaneye gel diyorum. İkimizin iyiliği için konuşacaklarımız var. Ama ben iyilikten anlamam diyorsan,
Yarım saate oradayım ha. Ona göre. Sen bilirsin. Sen kimi tehdit ediyorsun be? Benim kızım yanarsa senin de oğlun yanacak. Haberin yok. Göz makyajı çok abartılı olmuş bence. Panda'ya benziyor. Bu far tanıtım zaten. Göz farı. Olabilir. Panda işte. Neyse biz Sinan Bey'i ruj koleksiyonuna geçtiğimiz zaman alalım. Efendim. Alo Yağız Bey, babanız çıkınca haber vermemi istemiştiniz. Ha tamam, teşekkürler. Tamam, biz bunun devamını CD'den bakarız. Sinan hadi yürü. Ne oldu? Kim aradı? Babam evden çıkmış. Bize ne? Ya Kerim Hanım'la konuşmayacak mıyız? Yani sen de gelmek istersin diye düşündüm. Ha istemezsen de ben sonra sana derdi neymiş anlatırım. İyi tamam da Hazan ne olacak? Ya Hazan'ı bugün yeterince gerdik. Hem bu bizim meselemiz. Arabaya bindiğin için özgün yetmedi. Mezarında bile rahat bırakmadık seni. Allah rahmet eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Hazım Bey. Tamamen prosedür gereği ifade vermeniz gerekiyor. Merkezde sizi bekliyorlar. İsterseniz bugün yapmak zorunda da değiliz. Yo yo yapalım. Hemen bir an önce yapalım. Bitsin bu iş. Oğlum 3 kuruş paraya tamam başımızda gözümüzde diyoruz. Ondan sonra adam bir sabıka kaydı istiyor. Mantara bağlıyoruz olsun. Gel lan işte inat etme. Konuşalım şu bizim Durak'la. Versinler babanın hatırına bir taksi. Bak yoluna sen de. Ya Oğuz, Durak olmaz kardeşim. Ben sırf önümden geçmeyeyim diye yolumu değiştiriyorum ya. Ya şu kadar çocukluğumu bilen adamların böyle arkamdan söylediklerini duymak falan, bakışları falan ne bileyim yani ağrıma gidiyor. Mahallede çalışmak bana haram Oğuz. Söyle söyle. Oyna oğlum oyna hadi. Ya hadi Oğuz söylesene. Tamam oynasana hadi. Boş var var bildiğimi tutuyoruz hadi oyna. Oğuz bak hep aynı şeyi yapıyorsun sen. Adamı ayar etme hadi söyle. Karın diyecektim. Şu iş mevzularına bir el atmayayım. Oğlum zorla söyletiyorsun işte. Var bildiğimi tutuyoruz ya. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Tamamız Hazan Hanım. Alabiliriz sizi. Teşekkürler. Evet Hazan Hanım, önce bir test çekimi alacağım. Boz beyin çok güzel. Evet. Çene biraz aşağıya, evet. Çok. Bir dakika, bir dakika. Sinan Beyler nerede? Biraz önce çıktılar Hazan Hanım. Ne? Bana bir taksi çağır. Hemen. Hazan Hanım. Geleceksin Fazile. Ayağıma kadar geleceksin. Yoksa ikimizin de çekeceği var. Hı. Geldim. Hadi bakalım. Ne konuşacaksın benimle? Söyle. Geldin. Ayağıma kadar geldin Fazilet. Damadın ortladı. Hadi yine ucuz atlattın ha. Ben ne atlattıysam sen de aynını atlattın Şükrü'ye. Kargalar gülse bari. Senin çekeceğinle benimki denk olsa sen ta yalılardan kalkıp ayağıma kadar gelir misin be? Senin cebin dolu. Ayağındaki taş da benimkinden büyük tabii. İkimiz denize düşsek önce kızınla sen boğulursun. Bak o taş kızımın ayağına bir değsin. Hele bir değsin. Ben o taşı sana yedirmesini de bilirim Şükrü'ye.
o taş senin elinde Fazilet. Ya kendi ellerinle kızının kafasını atarsın ya da sokağa. Ne diyorsun sen be? Sen ne istiyorsun benden? Söyle hadi. Benim oğlum, senin kızının karnındaki yüzüne bak. Lafını bil de konuş. Oturacaksın. Ve söyleyeceklerimi dinleyeceksin. Başlatma torun aşkından. Allah biliyor ya. Öğrendiğimden beri gece uykuları haram oldu bana. Ölseydim dedim. O kızının kanı canı kendi kanıma canıma karıştı ya. Bunu öğreneceğime ölseydim dedim. Kabul etmiyorum. Kanın da canın da senin olsun istemem. Benim torunum benim nazarımda kanıyla canıyla evladım. Ben o günahsız bebeğe her baktığımda, her gördüğümde senin oğlunu hatırlamayacağım. Anladın mı? Bunu kafana iyice sok artık. Söyle şimdi ne istiyorsun benden. Hadi söyle. Gelinimi babasıyla barıştıracaksın. Hı. Ne? Gelinini babasıyla barıştıracağım ben. Var mı başka bir isteğin? Bir liste ver istersen bana. Ne istiyorsan yapayım. Vallahi çekinme söyle. Söyle söyle. Kaynanayım ya ben. O da benim damadım. Tutacağım kulağından damadı. Hadi bakalım böyle küslük olmaz. Barış bakayım kızınla. Ha, falan mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Açıkta mı yattın sen dün gece? Sen kaynanaysan ben de kaynanayım. Ama aramızdaki farka bak. Kolunda öyle pahalı çantalar. Altında özel şoförlü arabalar. Karnın tok, sırtın pek. Hizmetçiler elinin altında. Fazilet Hanım'ın boğaz keyfi. Benim oğlum senin kızının yüzünden başını yaktı. Bak şimdi iş bile bulamıyor. Kallem edeceksin. Kallem edeceksin. Baba kızın arasını yapacaksın. İyice şaşırmışsın sen anam. İyice şaşırmışsın. Vallahi bilmem artık. Ya aralarını bul ya da otur hesap yap. Hangimizin kaybı daha büyük ha? Sen kimi neyle tehdit ediyorsun be? Neyle tehdit ediyorsun? Benim kızımı boğmaya kalkan o yılan için ben parmağımı oynatırsam şerefsizim. Öleceğimi bilsem, o yılanın başıma yıkılacağını bilsem, göçük altında kızımla torunumla yaşayacağımı bilsem, gene de ne senin oğlun için ne de o engerek yılanı için bunu yapmam. Yapmam. Sok kafana iyice bunu. Başıma yıkılsa gene de ocağına düşmem. Düşmem Allah düşmem. Anne bu ne şimdi? Anne sen beni delirteceksin mi ya? Senin bu kadınla ne işin var? Sen ne konuştun bu kadınla? Ayol ben burada oturuyordum. O Bidaz'a gidiyormuş. Hani çaylık bir şeyler alayım diye pastaneye gelmiş. Beni görünce oturdu. Ben de el alemin içinde defol git diyemedim tabii. Aman akrabayız dedi. Öyle damadıyla kızını bir övdü bir övdü. Ay benim tansiyonum çıktı. Bu musibet karı benim tansiyonumu oynattı. Ay hadi eve gidelim çocuğum. Sen beni eve bırakıver. Tamam. Ay, sağ ol çocuğum. Memo borcumuz ne kadar bizim ya? Kocan geri döndü ama bebeğinin babası. O burada değil. Şimdi senin istediğin gibi arkamı dönüp gidiyorum. Ne zamanki gerçekleri anlatmak istersen o zaman gel yanıma. Hadi gidelim. Vallahi oğlum bir daha yanından bile geçmem. Öyle gelip de öyle boş boş konuşup akrabayız falan deyince el aleme ayıp olmasın diye ben de şey ettim yani. Eyvallah anne, eyvallah. Sen yine de karına söyleme çocuğum. Bak her şeyi kafaya takıyor o. Zaten hassas yavrucak. Abla bak bir şey bilip de söylemiyorsun. Sen ne biliyorsan, sen şuranda ne hissediyorsan ben de o kadarını biliyorum. Oğlum. Nerelere daldın öyle? Karına söylemeyelim diyorum. Anlaştık mı? Hadi gel evimize girelim. Anne sen gir ben iki dakikaya geliyorum. Tamam. İyi bari.
Naz abla. Dur yardım edeyim ya. Sağ ol Yasin'cim. Ne yaptın? Misafirini evde mi bıraktın? Yok oğlum. Ne misafiri? He, yok yani misafir. Yok canım. Zaten kayınvalideler bende. Misafir falan ağırlayacak halim yok. Hayırdır? Sen bana bir şey mi diyeceksin? Ya şu bizim Hazan ablanın yeni numarası var mı abla sende? İçin arıyorsanız... Abla benim. Abla bak ben bu senin kaldığın evin adresini aldım. Mahalledeyim zaten, yakınlardayım. Yanına geliyorum, konuşacağız. Yasin? Ya bak benim çok acil bir işim... Abla tamam, ben seni beklerim. Tamam, sabaha kadar beklerim. Sen işini hallet. Tamam. Tamam bak şimdi... Bahçede büyük saksının altında anahtar var, tamam mı? Yedek anahtar. Onu al, içeride bekle beni. Tamam ablacığım? Tamam. Hoş geldiniz. Babanız gelmedi ama. Kerim Hanım nerede? Odasında. Evet Kerim Hanım, bir şey istedik. Cevap. Cevap istiyoruz. Kerim Hanım da odasında. Yani kendi gözlerimle gördüm gazete haberlerini. Hani o kadar tuhaf ki şu an ne sormam gerektiğini bilmiyorum. Daha fazla uzatmanın anlamı yok. Bu sizin yatağınızın altında ikimize ait arşivler neden var? Bende.
İkinizin istediği cevap bende.